Çok duygulandım. Şu an 6. soruya gelmiş bulunmaktayım çünkü. Dünyanın en güzel sohbeti sonlanmak üzere. Neyse, ömrün uzun olduğuna dair bir umudumuz var. Ve yıllardır bu sohbeti biz bilahare gerçekleştiriyoruz. Ne şanslıyım ki hayatımdasın. Yani seni yaşamak çok büyük bir şans efendim. Aman efendim, elma elma oluyoruz. Lütfen, lütfen son soruya geçelim. Evet, bu son soru birazcık daha böyle artık kitaplardan, bu meselelerden sıyrılıp daha böyle farklı değil de konumuzla alakalı bir soru. En sevdiğin, senin en sevdiğin 3 tane video ve sebebi. Neden? Bunu daha önce sormadım mesela. Evet, hiç sormadın. Henüz yüklenmemiş videonu söyleyebilir miyim? O anca şey olur, bir seçenek olarak söyleyebilirsin, dördüncü olarak, ama yayınlanmışlar arasından söylüyorum. Çünkü sen yayınlanmamışları, hatta fikir olarak var olanları bile biliyorsun. Evet, yakın arkadaş alarmı bu. İlk aklıma gelen şu. Senin için ne kadar özelse benim için de o kadar özel. İlk şarkının videosu gerçekten yani hikayesine tanık olmak, o yapım aşamasına tanık olmak, kulaklarımda yankılanışı gerçekten benim için çok özel. Yani bazı şarkılar olur ya gerçekten sen hisset diye yazılmıştır, sen hisset diye söylenmiştir. O şarkılardan birisi gerçekten Elif'in şarkısı arkadaşlar. İçimde böyle ufak ufak mırıldanmaya başlıyorum. Birisi o videon olacak. Yani hem şarkısı hem klibiyle beraber başlı başına özel bir video benim için. En beğendiğim videolar arasında. Bir diğeri sanırım son videolarından biri ayakkabı. Yani manidar gelmesin ama o ayıcıklı ayakkabı gerçekten benim çocuk ruhumu yansıtan bir videoydu. Ve onun yapım aşamasına tanık olmak yani bir yandan video ilerliyor bir yandan benim yaşım küçülüyor açıkçası. Ben öyle keyifle izledim. Ve zaten elin mahareti bambaşka. Tebrik ediyorum o konuda da. En keyif aldığım videolardan birisi oydu. Bir diğeri de Powerpuff Girls olabilir. Çünkü diyecekler ki bu hanımefendi aslında bir afacanmış. Küçük Sinem. Ben ondan da çok keyif aldım. Çok eğlendim. Yani şimdi bunları söylerken dördün hatırı kalıyor. Onu da söylemek istiyorum. Bir resim eklemek istiyorum. Yani hepsi birbirinden güzel gerçekten ama bir tane de resim ekleyecek olursak bunu nasıl tarif ederim bilmiyorum. Böyle bıçaklı en son yüklediğim resimlerden birisiydi. Hatta bunu odanda da görmüştüm. Böyle mavi kırmızı tonları olan böyle kan damlaları. Makbeti. Toyluk Art onun logosunu oluşturduğu resimden mi bahsediyoruz? Hayır, o ilki. Ya ilk videolarından biri senin bu bahsettiğin. Benim bu söylediğim çok daha yakın zamana ait bir video O sanırım. zaman Damla'nın çantası için yaptığım Van Gogh esintisinden bahsediyoruz. Sanırım o. Çanta için olduğundan emin değilim ama odur muhtemelen. Var, bıçak var, kan var, böyle Evet. şeyler var. Evet. Aynen öyle. O da gerçekten yani hem yaralayan hem de izlemesi çok keyifli bir videoydu benim için. Ama hepsi birbirinden özel, birbirinden kıymetli ve gelecek vaat eden birini temsil eden videolar açıkçası. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Yani şu an ne desem fazla kaçar gibi geldi. Teşekkür ederim desteğin için ve yorumların için elbette ki. Peki var mıdır böyle şunu da yüklemesen olurdu dediğin?
Bu mesela şu an lisede yok. Şu an sen söyledikten sonra aklıma geldi. Yani ne gerek vardı buna dediğim bir içerik, bir video. Çat çat söyleyebilirsin. Biliyorsun hiç yapmam. Şu an şu surat ifademden ben fark ediyorum ki bir tane var. En azından bir tane var. O yüzden yola gelsin. Yalnızca bir tane var. Sence hangisi olabilir? Düşünüyorum, düşünüyorum. Dağınık dolap video meğer seni dağınık olduğu için şey yapmadıysa ben onu topladım öğretmenim. Onu belirtmek isterim. Çünkü o video dislike'lar da var. Muhtemelen onları sen attın. Farklı hesap. Gerçekten burada tekrar tekrar hakkımı savunuyorum. O dislike'ları ben atmadım ama atmamak için çok direndim. Yani aslında şöyle özel bir açıklama yapabilirim yine. Bence çok da yaralayıcı bir durum değil böyle düşünmem. Böyle güzel, böyle özel bir kanalda her kanalda bulabileceğimiz bir video yer almamalı diye düşünmüştüm ben. Çünkü senin videolarını biz böyle rastgele bir kanalda bulamıyoruz. Ya da arkada çalan müziği, senin söylediklerini yer yer sohbetlerini biz rastgele bir kanalda bulamıyoruz. Ama maalesef bir dolap düzenleme videosu şu an uydurma bir kanalda karşımıza çıkabilir. Ben sadece senin kanalını bu kadar özel bulduğum için yaptığın şeyleri, başardığın şeyleri bu kadar özel bulduğum ve o videodan ayrı tuttuğum için sadece onu belki çıkarabilirim eğer bir şansım olsaydı. Fakat o bile yani benim için çok keyifli. Yani onu sadece bir video olarak düşündüğümde gerçekten keyif alıyorum. Tekrar yükselen burcumu hatırlatıyorum Başak. Bu anlamda düşündüğümüzde gerçekten keyifli. Onu belki başka bir kanalda kullanabilirsin yine. Belki aynı hisleri paylaşmam o zaman. Yani Evet. videoya karşı bir garezim yok. Öyle düşünmeyelim lütfen. Ben sen konuşmaya girip anlatmaya başladığında dedim herhalde Aşk 101'in eleştirisi için bu cümleler geliyor. Fakat o da klasik bir dizi eleştirisinden çok daha farklı bir şeye dönüştü. Ben yine istemsiz kendimi katınca olaya, yani bir dizi eleştirisi, dizi yorumu değil de sistem eleştirisi gibi bir şey oldu bendeki. onu beklemiştim senden ilk adımda. Yani en azından hani her kanalda gördüğüm bir şey o ibaresinden sonra onu beklemiştim. Fakat içeriği biraz farklı olduğu için herhalde ondan kurtardım. Dolap videosunun da girişinde bence tatlı tatlı konuşuyorum. Yani. Ama yani düşündüm. Dedim ki bunu zaten yapacağım. Neden çekmeyeyim dedim. Yani çok muazzam bir kurgu süreci olmadı bu süreçte. Ben zaten sen bu konulara biraz daha hakimsin. Ben hani oluşturduğum içeriklerin %90'ına hatta 95'ine falan şu ana kadar kurgu yapmış biri değilim. Yani şu an 30 37 videom falan var yayında. Bunları ne zaman yayınlarım bilemiyorum. Fakat şu an 24 Mayıs, 25 Mayıs'a girdik. 25 Mayıs'ın gecesindeyiz şu an. Taş çıkartıyoruz geceye. Ve şu ana kadar kurgu oluşturduğum iki tane video var. Bir tanesi Aşk 101'in eleştirisi. Çünkü orada düşündüklerimi yazmak istedim ki yazdıktan sonra tekrar konuşup üzerine bir şeyler söylemesi daha kolay olsun. Çünkü çok kalabalık söylemek istediğim bir sürü şey vardı. Yani üzerinde şuna da değineyim, buna da değineyim, buna da değineyim, buna da değineyim. Yani hepsini aklımda tutmam zor değildi. Ama öyle bir konu için çok gereksizdi açıkçası. Yani benim güzel hücrelerim bunlar için yorulmamalıydı. Yormadım da. Hayatınızda bir şeyleri önemserken benim gibi davranırsanız daha az yorulursunuz. Deyin ki bu önemsemeye değmez. Buna benim güzel beynim yorulmasın. Ben bazı sınavlara bile bazı notları yani sınav kadar ezberler, sınavdan sonra unuturum. Çok da makul. Tavsiye ederim. Bunu Ne benim bakayım. karşımda söylemen de çok anlamlı.
bir örneğim ya. Ama şakası bir yana akla girebilecek tonla düşünce varken hani her şeyi de almayalım. Gerek yok. İkinci içerisinde kurgu olan video da online ödeve isyan videosu. O da kurgu içeriyor. Onun da bir metni vardı. Onun da metnini toparlayarak oluşturduğum bir videoydu. Fakat ben onu işte 4-5 tekrarda falan çektiğim için artık hani metinden ziyade artık ezber ve işte araya kaynayan kelimeler, mimikler falan olarak ilerledi o da. Ama yani onda da aslında ya ben ona ilk niyet ettiğini dedim ki bu bir dakika falan olsun. Çok olmasın. Bir dakika falan olsun. Çünkü sisteme ödev olarak 50 MB yüklenebiliyor en fazla. Bir dakika olursa dedim yüklerim Aksis'e. Hocam buyurun derim ödevim. Sonra 8 sene mezun olamam ben. Ama denemek güzel olmaz mıydı sence de şöyle bir denesem? Fena Yani olmaz mıydı? hala şansın var denemek için bence. Hala şansım var. Evet. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Tam olarak oradayız şu anda. Yani bir dakika niye? Bir dakikaya niyetim vardı. Sonra bir başladım. Hani içimdekileri yazmaya bir başladım. İçimdekiler aslına bakarsan 6,5 dakika falandı. Ben o videoyu kestim. Keşke ödev Sonra. yapsaymışsın onları yazacağın yere. Çoktan bitmişti hepsi muhtemelen. Madem içinde o kadar çok şey var. Bu Sistem cümleyi oldu. kurman için senin diplomanın olması lazım. Beni çıldırtma. Doğru. Beni Doğru. çıldırtma. Yani senin daha diploman yok. Burada bana öğretmen cümleleri kuruyorsun. Bak, bu beni kırar. Sınav kontrolü yapmak ister misin? Cetvelim de arkamda. Söyle. Şöyle cetvel. Evet. Biliyorsun çok acıtıyor. Ah. Evet, gözümde canlanır koskoca mazi. Aynen öyle. Evet. Mart dedi 2,5 saat öncesi, 3 saat öncesi mi acaba? Hazırsan 7. soruyu da soruyorum. Gelsin. Çok hazırım. Evet, 7. soruyu sevgili Sinem eklemek istedi. Kendisinin yorumlayarak programımıza dahil ettiği bir soruydu bu. Ben tırnak içerisinde dedim tekrar, hoş değil. Evet, bir moderatör, bir video sahibi olarak bu soruyu sormak durumundayım. Lütfen. Şeker kaldı mı? Şeker kaldı mı evde arkadaşlar? Çünkü malumunuz bayram ve ben bu süreçte bol bol şeker yiyorum. İşte bu yumuşak şekerlerden falan yiyorum ve bunlar biterse çok üzülürüm. Bazen bakıyorum kasede kalmamış oluyor. O yüzden ara ara diyorum ki şeker kaldı mı? Dedim ki bu videoya da bu soruyu eklemeliyiz. Konsepte de uyacağını düşündüm. İki yumuşak şeker olarak. Sence de yakışmadı mı? Yani umarım yorumlarda var 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 falan yazarlar büyük harflerle. Ben onlara küçük karabalık yollarım. Onlar bana şeker bunlar. Bunlar hep kurgu. Ya Yani bazen böyle kal geliyor insana. Olabiliyor böyle şeyler. ben ikimizin yumuş şeker olduğu kısımda kaldım. Yani bunca yıllık iletişimi ben hiç böyle suyu hayal etmemiştim. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız sanıyordum. Meğersem bir poşetin yumuş şekerleriymişiz. Olsun yani. Bir arada olmak güzel. Sonuçta tatlıyız hala. Acımadık. Bundan sonra mektuplarıma böyle başlamayı düşünüyorum. Yumuşak şeker. Evde yokum ben. Yani yumuşak şeker diye mektup yazılmaz efendim. Yumuşak şeker diye olsa olsa bir mesaj atarsın. Evet, Yani doğru söylüyorsun. tadım kaçtı şu an. Gidip Ben birazcık yumuşak şeker yiyeyim. Ah, ah, ah. Reklam aldın değil mi sen?
Konuşmaya reklam almış. Hale bak. Keşke böyle bir şey aklıma gelseydi daha önce ama maalesef. Evet, yukarı kaydırarak yumuşak şekerlerin linkine ulaşabilirsiniz. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Yine biz varmışız. Ay. Yani çok çirkin o. Çok çirkin yani. Evet, şu kadar güzel bir sohbeti bu kadar cıvık cıvık ve yumuş yumuş noktalamak durumu. Güzel bir soru seçebilirmişim. Bu konu üzerine çalışmayı düşünüyorum. Eğer bayrama denk gelmezse benim de aklıma böyle fikirler gelmez. Olabilir. Geliştirebilirim. Çok merak ediyorum. Kurbana denk gelseydik ne diyecektin? Önümüz kurban. Denemek ister misin? Yani denemek isterim ama yayınlamak istemem. Yani muhtemelen talepte o doğrultuda olacaktır. Muhakkak. Evet. Bilmiyorum bile. Ufaktan ciddiyetimi toparlamaya çalışıyorum farkındaysan. Söylemek istediğin bir şey, bir şeyler var mı? Sonlara gelmişken. Yani tabii ki çok şey var. özellikle bütün dünyaya dair, bütün hayata dair, her şeye dair fikirlerimi sormuyorum. Yani sadece bu saat dahilinde fikirlerini alabilirsem çok mutlu olurum. Ekonomi hakkında konuşmak istiyorum eğer izin verirsen. Bu konuya dair söyleyeceklerim. Lazım. Ekonomi hakkında konuşamaz. yani çok uzun süredir konuşuyoruz. 2-3 saattir. Ama seninle her sohbet gibi bu da muhtemelen damağımda güzel bir tat bırakacak. Gerçekten benim için her şey çok keyifliydi. Konuştuğumuz her şey çok güzeldi. Yani açıkçası başlarken biraz kaygılıydım. İlk kez böyle bir şey deniyoruz ama şunu sanırım aklımdan çıkarmışım. Biz birbirine çok güzel bağlarla bağlanmış iki güzel dostuz, iki güzel mektup arkadaşıyız. O yüzden böyle uzaklıkmış, işte teknolojiymiş, internetmiş, bunların çok da kaygılandırmaması gerekiyordu açıkçası. Ya sohbetinden, sorularından, yanıtlarıma verdiğin karşılıklardan çok keyif aldım. Ve bence devamı gelmeli. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tat bıraktığın için, bir sonrakini arzulattığın için ben sana çok teşekkür ediyorum. Benim ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle bunu kabul ettiğin, dahil olduğun için bu milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan şu süreçte bize asla anlayış göstermeyen öğretmenlerin bulunduğu bir dönemde bu değerli vaktini benimle ve takipçilerine paylaştığın için çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok kıymetli sahiden. Sen bu süreçte bir ödev yapardın. Evet. Bunu şu an söylemek istedim. Günün başına söylesem belki vazgeçerdin. O yüzden. söyleyecektin. Söyle ben toparlayayım. Yani umarım biz çok keyif aldık. Değerli takipçilerim de çok keyif alır. Önemli olan yani biz bu güzel sohbetleri zaten hep seninle yapıyoruz. Aynı hazzı duyuyoruz. Katlanmaya devam ediyor. Ama önemli olan belki birilerine de güzel kapılar aralayabilmek ya da benzer duyguları paylaşan insanlarla histaş olmak, duygudaş olmak. Bunlar bizim için önemli. Bunu sağlayabildiysek ne mutlu efendim. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok heyecanlıydık başta ikimiz de. Bu işte sohbetin kayıtlı bir şekilde başlama zamanı yaklaşık 12'ye falan tekabül ediyor. Fakat bizim sözleştiğimiz saat 10'du.
Biz işte 9.40, 9.45'ten 12'ye varana kadar bağlanma, işte biraz konuşma, biraz kendimizi yumuşatma, biraz işte kayıt almaya çalışma gibi birçok farklı şeyle uğraştık ve gerçekten çok ciddi bir zamanı beraber geçirdik. Ve bu beni bir yandan çok mutlu ediyor. Açıkçası bir demlik çay bitirebildiğimiz günleri çok özlüyorum. Sanki kilometrelerce ötende değil de mutfaktan sesleniyormuşsun gibi geliyor bana. Yani içten içe peçete arıyor gözlerim. İşte hemen bardağın yanına bir peçete, çatalın yanına bir peçete. Titreye titreye kurabiye yemek istiyor canım dökmemek için. ya şakası bir yana o kadar kıymetli ki gerçekten. Biliyorsun bir süredir rahatsızım ve bu süreç beni çok yoruyor. Yalnızca bedensel bir yorgunluk değil, bu düşünsel de çok büyük bir yorgunluk ve yapmak istediğim bir sürü şey var. Yapmak istediğim şeylerin yanında bir sürü de sorumluluğum var yerine getirmem gereken ve bu rahatsızlık, bu halsizlik beni bunlardan bir şekilde alıkoyuyordu. Bugün böyle bir farklılık, bugün böyle bir güzellik yaptık beraber ve aslına bakarsan enerjimi toparlayabildiğimi düşünüyorum. Çünkü ben her zaman bunu savundum ve savunmaya devam edeceğim kendi içimde. Hep şifayı sevdiğim şeylerde aramak gibi bir derdim var. Bazen sevdiğim bir insanda arıyorum ki bu genelde sen oluyorsun. Bazen de sevdiğim şeylerde arıyorum. Yani belki bahsetmiştim daha önce de kitap inceleme hakkında. Bir kitap inceleme sesim gitti. Bir kitap inceleme oluştursaydım belki 3-5 dakika konuşacaktım ama ya bu kadar dolu dolu anlatamayacaktım. Yani ben misal veriyorum Martı'nın incelemesini yapsaydım bu kadar yoğun bir şekilde anlatamayacaktım. Ya da Tatar Çölü'nden bahsetseydim böyle duygularım böyle fütursuzca akıp gidemeyecekti. Burada hani ne yaptığın kadar nerede yaptığının da bir önemi var. Ben buna inanıyorum. Ve senin yanında da her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Bu benim için çok kıymetli. Sen keza benim için çok kıymetlisin. Umarım bunun devamı gelir gerçekten. Bu noktada çok şanslı buluyorum kendimi. Hayatımda böyle bir iletişim rahatsızlığım bir şey değil. Gerçekten bu kadar tutunabilmiş olmak beni çok mutlu ediyor ciddi anlamda. Teşekkür ederim. Evet. Kilometreler tekrar. umarım nazar değmez. Yani onca insan izleyecek şimdi. Ufak bir kaygılandım şu anda. Yani senin bu söylediklerinden sonra bir dosta verebileceğim en güzel şeyi zaten verebilmiş olduğumu görüyorum. Yani senin her şeyi yapabileceğine inanabilmen zaten benim için tüm bu söylediklerinizin ötesinde bir şey. O yüzden ne mutlu ki biz yazısız, kelimesiz anlaşabilen dostlarız. Varsın mektuplar olmasın. Varsın şu hoş sohbet olmasın. Biz inanıyorum ki yine seninle anlaşırız. Yine kalbimizin sesini duyar. Daim olsun efendim. Evet, daim olsun diyorum ve ben de bitiriyorum. Hoşça kal. Hoşça kal.